çok değindiğiniz pek değinmiyor ama yani genel bir konuşmamız oluyor. Oyunculuk hakkında, sinema hakkında falan öyle oluyor ama yani işte o taraflara fazla değinmiyor. Fazla girmiyor. Peki şey de dediniz ya işte çocuğunuz olsun istediniz mi diye sormuştu Ömür. Size hani isteseydim olurdu falan. Şimdi sizinki bildiğimiz kadarıyla çok tutkulu bir aşktı. Şimdi tutkulu aşk deyince de o tutku bazen bir nasıl söyleyeyim? Rahatsız eder. Rahatsız evet ediciktir. Bazen de rahatsız edici yani evet çok tutkulusun, çok seviyorsun, inanılmaz bir ateş var aranızda ama o adamdan çocuk yapmak istemeyebilirsin. Çünkü o tutkuya güvenemeyeceğin için. Yani tutku onda daha fazlaydı. Onun için evet rahatsız oluyordum. Rahatsız olduğum için ben bir de şeyden de kaynaklandı tabii çok ufak yaşta babasız büyüdüğüm için. Evi babayla büyüdüğüm için onun rahatsızlıkları beni bugüne getirdi. Yani ben ayrılacağım bir adamdan çocuk yapmam. İşte tutku da o duygu uyanıyor değil mi insanda? Evet. O yani yürümeyeceğini hissettim onu. Onun için de çocuğa yazık oldu. Hayır, mutsuz bir evlilikte de büyüyen bir çocuk. O da tabii ki aynı derecede rahatsız olur ama ben de babasız bir başkasını da büyütmek istemedim. Çünkü ben 19 yaşındaydım Yılmaz'la evlendiğim zaman. Çok ufaktım. İkinci evliliğimde de çok apayrı karakterlerdi insanlardı ama ikisi de sevgi izi vardı. Gerçekten çok apayrı karakterlerde ya. Yani ama sahiplenmeleri... Ama aynı. Hani Yavuz rahmetli. Hani gerçekten... Şimdi o beni çok rahatlattı ikinci evliliğim. Ama sahiplenmiştir değil mi? Sahiplenmeleri iyiydi. Onu da sahip. Ben biraz sahiplenen erkeği severim. O sahiplenmek tabii ki seni bir takım şey dinlemek değil de ama bir erkek işte bir kuvvet hissetmek kadının, gerekiyor bir kadının bir kuvvet alması lazım bir yerde.